emeğiyle öğren yine kadınlar ve ama yaşamız her alanda neredeyse çekilmek istemiyorlar. İş dalları neredeyse hemen hemen kadın erkek diye ayrılmış durumdaydı. Mesela bir fabrikayı belki böylesi bir iş yerini anlatıldığı zaman hem kendi çalışma alanlarımıza, kendi temizliğimize, kendi hijyenimize, kendi haklarımıza her zaman sahip çıkarak ve daha çok haklarımız konusunda bilinçlenerek, daha çok araştırarak, daha çok öğrenerek belki biz de kendimizi daha fazla güçlendireceğiz aynı zamanda. Sonuç itibariyle bugün çalışırken böyle güçlü bir gün bitiminde kendinizi çok iyi hissediyorsunuzdur. Değil mi? Peki mesela nasıl bir duygu? Valla çok güzel bir duygudur. Biz de diyoruz erkeklerin yani bayanların yapamadığını, yani erkekler yapamadığını bayanlar yapıyor ya, çok mutlu oluyoruz. Eve gittiğimiz zaman huzurluyuz. Dünyaya baktığımızda neredeyse her 10 kadından 5 ekonomi şiddet mağduru oluyor. Sonuç itibariyle ekonomi şiddet de şiddet türlerinin içerisinde yer alıyor ve kadınlar bundan doğru da bir şiddet görüyorlar. El materyali içerisinde işte kadınların ekonomik hakları, yani yasada tutukta bulunan ekonomik haklarımız nelerdir sadece biz kadınların? Buna dair bir materyal dağıtacağım. Elinizin altında olsun. Daha çok bilmek bizim için her zaman hakkımızı bilmek daha çok işimize yarayacaktır. Ve biz haklarımızla güçleneceğiz. Bunu da hepimiz biliyoruz. Kadın istihdamını arttırmak, kadın istihdamında iş artışıyla çalışan birey sayısının daha nitelikli çalışma koşullarını yaratmaya yönelik kadın çalıştıran iş yerlerinin ayrıcalığını belirtmeye yönelik mor bayrak uygulamasını başlattık. Bu yıl ikinci etap, organize sanayi bölgesinin ikinci etabındayız. Bugünden itibaren de 16 işletmeye biz tekrar mor bayrak uygulamasını çalışmasını yürüteceğiz. Geçen yıl mor bayrak uygulaması yaptığımız yerler daha çok gıda ve tekstil ürünleriydi. İkinci bölgede de sizlerin de gördüğü gibi metalürji var, inşaat var, yine gıda var. Farklı çalışma alanlarında bulunan kadın arkadaşlara buradaki işletmelere mor bayrak dağıtıyoruz. Bir de geçen yıldan yine tekrar farklı olarak da bu arkadaşlara bu yıl küçük bir eğitim, bilgilendirme, kendi çalışma koşulları ve bundan sonra yapmaları gereken çalışmalar noktasında bilgilendirme yap. Önce işletmeleri belirliyoruz. Diyarbakır'da bulunan işletme sayısını, envanterini oluşturuyoruz. Bu envanter içinde de kadın sayısını, yüzdeliğini belirledik. Son olarak 50 işletmeden ancak 17 işletmeye verebildik. Çünkü o işletmeye gidildiğinde o işletmenin bir ayrıcalıklı olduğu, burada kadın istihdamının olduğunu gösteren bir bayrak uygulaması.